Dostlar merhaba. Sevgili ablam şair Gonca Aydemir. Üşüdüğümü söyleyemedim kitabında. İsim Koy isimli bir şiir bırakmış. Eksik bir şey var. Şuranda bir yerlerde. Yıldızsız gökyüzü, dalgasız deniz gibi. Yağmursuz bahar olur ya. Çiçeksiz bahçe, çocuksuz yuva gibi. Hani bazı şeyler vardır. Çok iyi anlarız da anlatamayız bir türlü. İmdada yetişir jestler, mimikler. Hani anlatabilsem anlayacaklar da. İsim koyamadım bak deyiver şunu. İsim koyamadım bak deyiver şunu. Bulut kadın. Alırsın eline bir tomar bulut. Ağaç yaparsın, çiçek yaparsın. Bir kadın yaparsın istersen. Gözleri buluttan, yüreği umuttan. Zamanlara götürür hiç bilmediğin. Şarkılar fısıldar hiç duymadığın. Alırsın eline bir tomar bulut. Çocuk yaparsın bahar kokulu. Elleri, gözleri, yüreği bulut. Bir dünya yaratırsın kendine özge. Kadehler, mezeler, şarkılar, bulut. Güzelliği burada işte. Alırsın eline bir tomar bulut. Ne istersen onu yaparsın. Daha güzel şiirini okuyacağım şimdi size. Umut çiçeğim. Bu şiirini daha çok sevdim. Umut çiçeğim. Üç aşağı beş yukarı, aynı zulmün ürünüyüz. Sen yetimsin, ben öksüz. Gitme mühür gözlüm. Ya derler de, kim bakarlar adama. Yağmalarlar yüreğini, hayince. Kurda kuşa yem olursun. Etme mühür gözlüm, gitme ne olur. Ertelenir yaşamaklar, gidersen eğer. İmzasız kalır şiirler. Üşüdüysen Temmuz ortalarında yüreğimde yaktığın ateşte ısın. Bak, adakladım umutlarımı. Kız oğlan kız yarınlara. Silahlarım sustu. Dingin yüreğim. Nisan yağmurları varsın, geç kalsın. Ne gam, alın terim yeter sana. Umut çiçeğim, Tanrı yüreklere pay ederken sevgiyi, sana cömert davranmış belli ki. Sevmeyenler utansın. Kaldır başını. Kaldır başını umut çiçeğim. En büyük suçun insanı sevmek olsun. En büyük suçun insanı sevmek olsun. Şarkı Söyle Korkularına adlı şiirini okuyorum. Sen konuşmadın ya, ben duydum sesindeki titrekliği. Ürkekliğini öyle, tuttum ellerimle çocuksu yüreğini. Bana vermediğini ben de arıyordum. Sen bakmadın ya, ben gördüm seni. Yanlış aynalardaydın. Öyle silik, yenilmiş. Hayrat rüzgarlar boyun eğmiş. Yaklaşan rüz uzaklara dalmıştı gözlerin. Sen gülmedin ya. Ben sezdim kahkahalarında. Yaylım ateşine tuttuğunu zamansızlığı. Yok olmuş mevsimleri sorgulamak yerine, gümrah tayların su içtiği ırmağa in, sesinin titrekliğini ve bütün ürkekliğini çıkart at bir kirli gömlek gibi.
Yalnız sana çocuksu yüreğin kalsın. Bırak ağlamayı. Yüksek sesle şarkı söyle korkularına. Bırak ağlamayı. Yüksek sesle şarkı söyle korkularına. Şarkı söyle korkularına. Gonca ablam bu kitabını bana 20 Mart 2020 tarihinde Antalya'dan gönderdi. Belki alıyordur kamera diye gösteriyorum. Birebir teşekkürümü tabii ki ilettim kendisine ama böylesi daha hoş olur diye sizlerin de huzurunda Gonca ablama çok teşekkür ediyorum. Çok naif bir davranıştı. Kendisiyle tanışmadan önce çok güzel bir şiiri vardı. Ağlamak insan işi. Onu okumuştum, seslendirmiştim, ezberlemiştim, yorumlamıştım. Kendi halime öyle. Çok da izlenmiş internette. Sanırım kızlarından birisi rast gelmiş, annesine izletmiş yani Gonca Hanım'ı. O da sosyal medyadan biri arayıp bulmuş, sana kitap hediye edeyim dedi, şiirlerimi hediye edeyim, şiir kitabımı göndereyim dedi. Çok sevindim demişti beni, yani bu sürpriz bir dönüş oldu. Bu sürpriz dönüşü beni çok memnun etmişti. Tanrı ve Sevda demiş adına. Sırılsıklam kirpikler, yollara bakmaktan eskidi gözler. Umutlar hazırdır intihara. Ne zaman soru sormaya kalksam, bütünlemeye kalır gözlerin benden. Tutar baş ağrısı ikindilerin. Güller gözyaşı döker. Kar yağar mısralara, şiirlerim buz tutar. Olur olmaz sevdalar, olur olmaz uzaklar, takılır kalır göz bebeklerime. Ne zaman hesap sormaya kalksam, yıllar birbirini suçlar, utançsız. Orta çağdan kalma yasaklar, alay eder yüreksiz sevdalarımızla. Yazgının İnsafına sığınmayalım ve unutmayalım. Nasıl ki Tanrı Tanrıysa, sevda da sevdadır ebedi. Gonca Aydemir ablama sevgilerimle. Beğendim. Teşekkürler. Yüreğine sağlık. Yazdıklarınız pek şirin, pek şeker, okunası, güzeller. Ama küçük bir eleştirim var Gonca ablacığım. Kitabın tasarımını, ön kapak tasarımını hiç beğenmedim. Böyle güzel bir anıya bu kapak hiç yakışmamış. Şu yazı stili çok kötü durmuş, kırmızı. Ola ki bir baskı daha yaparsanız bence bu kapağı değiştirin. Yani yazı stilini değiştirin en azından. Göz yormasın. Böyle güzel bir kitabın ve güzel şiirlerin kapağı da naif olabilir. Daha güzel olabilir diye düşünüyorum. Bir okuyucu yorumu olarak kabul edin. O kadar. Ötesi değil. Bu kadar. Sevgiler.